Hepiniz hoş geldiniz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz her çarşamba akşamı 21.30'da finans dünyasıyla karşınızda oluyoruz. Ve birbirinden değerli ekonomi uzmanlarını, ekonomi profesörlerini programımızda ağırlıyoruz ve onlardan bilgiler alıyoruz. Hem piyasaları değerlendiriyoruz, hem Türkiye ekonomisini değerlendiriyoruz, hem dünya ekonomisini değerlendiriyoruz. Bir saat boyunca hem sizin bütçenizi de ilgilendiren, hem bilgi dağarcığınızı ilgilendiren çok fazla konu üzerine konuşuyoruz. O yüzden bir saat boyunca bizimle olmanızı rica edeceğiz. Biz mutlu olacağız bundan çok fazla. Her çarşamba akşamı 21.30'da sizinle beraber olacağız. Şimdi bugün tekrardan çok değerli bir konukla beraber olacağız. Geçen hafta ben size bahsetmiştim. Özellikle Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Hükümet değişikliği olmuştu. Çok yoğun bir gündem vardı. Geçen haftadan bu zamana kadar aslında çok yoğun bir gündem olmamasına rağmen altın fiyatlarında ciddi anlamda değişik volatilite oldu. Çok dalgalı rakamlar gördük. Dolarda keza öyle. Ancak önümüzdeki dönem özellikle bu cuma çok önemli. Çünkü bu cuma hem Türkiye'deki enflasyon rakamını alacağız. Mayıs ayı enflasyonunu. Hem ABD'de çok önemli bir veri açıklanacak. Bu dolar fiyatını etkileyecek. Özellikle cuma günü biraz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Haziran ayı. Yani Haziran ayı bütün yatırımcıların konuştuğu, bütün finans dünyasındaki konuştuğu bu Haziran ayına geldik artık. Ve Haziran ayında çok çok değerli bir konuğumuz var. Ben 1 Haziran'da onu misafir etmekten çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Sayın ekonomist Atilla Yeşilada. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aslında Cem TV'ye çok fazla yabancı değilsiniz. Benim bildiğim kadarıyla Cem TV'de daha önce bulunmuşsunuz, yorumlarınız var. Konuk olmadan önce de programlarınız olmuş. Tabii 3 yıl Cem TV'de sabah programlarını yaptım. 3 yıl boyunca sabah programları. Evet ama bu biraz eskiydi yani piramitler inşa edilirken falan. Yani Cem TV'ye bir şeyiniz var. Yabancılığınız yok. Yuvam. Cem TV'yi izleyenlerini çok severim. Umarım aralarında beni hatırlayanlar da vardır. Televizyon kariyerimin en mutlu yıllarını burada geçirdim. Yeniden onlarla kavuşmak çok güzel. Beni davet ettiğiniz için size de minnettarım. Çok memnun oldum. Bunları duyduğuma da çok memnun oldum gerçekten. Atilla Bey, ben zaten çok yakından takip ediyorum yazılarınızı. Ancak bildiğim kadarıyla bir bilgi yatırımcı var, bir para analiz var, bir Global Source Partners var. Tam olarak şu anda nerelerde yazıyorsunuz, bilgi veriyorsunuz? Onlarla ilgili hem izleyenleri bilgilendirirsek bu konuda iyi olur diye düşünüyorum ben ilk başta. Tabii Global Source Partners merkezi New York'ta, Türkiye gibi 20 kadar gelişmekte olan ülkede yatırım yapan yatırımcılara sadece danışmanlık yapan bir kuruluş. Hiçbir şekilde herhangi bir finans piyasasında aracılık veyahut da yatırım bankacılığı faaliyetlerinde bulunmazlar. Sadece fikri düşünce. Rapor yazıyor. Evet. Ben ve dostum Doktor Murat Üçer de onların Türkiye temsilcileriyiz. Raporlarımızı onlara veriyoruz. Onlar da pazarlamasını yapıyorlar. Bu İngilizce faaliyetlerimiz. Türkiye'de de benim ve Murat Bey'in müşterileri var. Onlara da dünya ekonomisini, siyasetini ve finans piyasalarını anlatıyoruz. Bu arada yeni web sitemi açtım. Hayırlı AtillaYeşilada.com isteyen AtillaYeşilada.com evet, faaliyetlerimizi anlatabilir. Web sitemiz paraanaliz.com. Paraanaliz.com ile AtillaYeşilada.com farklı. AtillaYeşilada.com özel hizmetlerimiz satın almak isteyenler için ticari faaliyetlerimi anlatıyor. Paraanaliz herkese açık. Orada Türkiye'de yalnız finans değil, ekonomiye ilgi duyan herkesi basit, anlaşılır bir dille ve hiçbir şekilde manipülasyona ya da spekülasyona aracı olmadan bilgilendirmeye çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Aslında ben bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum izleyicilere de. Gerçekten Türkiye'de çok yeni bir konsept bu. Danışmanlık, yani ekonomi danışmanlığı, bağımsız ekonomi danışmanlığı. Ben de naçizane daha önce Trusted Sources diye bir danışmanlık, evet, bağımsız danışmanlık. Evet, Londra'da merkezliydi. Türkiye çok buna yani çok fazla bilmiyor aslında Türkiye'deki yatırımcılar buradaki konsepti. Daha çok portföy yönetim şirketlerini, yatırım şirketlerini, bankaları biliyorlar. Halbuki bağımsız danışmanlık şirketleri dediğiniz gibi o kişilerin paralarını herhangi bir şekilde bankaya yatırmıyor, değerlendirmiyor. Yalnız onlara bilgi veriyor, rapor yazıyor. Sizin de yaptığınız bu şekilde bir danışmanlık. Şimdi yatırım dünyasında hizmetlerin ayrıştırılması ve her hizmete ayrı ayrı ücret ödemek gibi bir kavram var son 4-5 yıldır. Nedenlerine girmeyeceğim.
okurları, izleyicilerimizin pardon başını ağrıtmayalım. Ama eskiden bir yatırım bankasıyla işlem yaptığınızda ondan aynı zamanda araştırma faaliyeti de alırdınız. O yatırım bankası belki sizin şirketinize çeşitli finansman alanlarında danışmanlık hizmeti de verirdi. Şimdi bütün bunlar birbirinden ayrılıyor. Bir yatırım bankası veya aracı kuruma sadece işlem yapması için komisyon verirken araştırma ürünlerini bağımsız kuruluşlardan alıyorsunuz. Biz de bu moda sayesinde belli bir müşteri kitlesi elde ettik. Politik ve ekonomik alanda ve bazı sektörlerde Türkiye'ye yatırım yapan 100 kadar müşteriye fikirlerimizi sunuyoruz. Onlar gidip istedikleri kararı alabilirler. Tabii ve Türkiye'deki herhangi bir kurumla çalışıyor. Bizim o konuda en ufak bir önerimiz hatta fikrimiz yok. Yani ben müşterilerimin kimle ne işlem yaptığı hakkında en ufak fikrim yok. Çok güzel. Bence evet. Daha da iyi. Yani bir bağımsız bir şekilde sizin bu şekilde kendi biliminizi, bilim dalınızı yazaraktan bir fikir alışverişine bulunmak, fikir vermek bence çok daha sağlıklı diye düşünüyorum. Şey olmuyor ben. Bir kere yani çoğunlukla biz de herkes kadar yanlış yapabiliyoruz. Yani söylediklerimiz doğru çıkmıyor ama okurlarımızın kafasında acaba bir menfaat çatışması veya çakışması var mı diye bir fikir doğmuyor. Çünkü ben bir bankanın parçası değilim, bir tabii. Holdingin parçası risk değilim. Risk almıyorsunuz. Yazdığım şeyler üzerine işlem yapıp yapmamanız da beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Çünkü ben yıllık bir abonelik ücretiyle çalışıyorum. Dolayısıyla siz o fikre uyarsınız, uymazsınız. Beni kesinlikle ilgilendirmiyor. En güzeli evet. Bu model yani ya ben birinci tekil şahısı kullanıyorum ama dünyanın her yerinde kabul edilmiş bir evet. Yöntem. Maalesef Türkiye'de kurumsal yatırımcı tabanı çok zayıf olduğu için henüz böyle bizim gibi şirketler çok az. Evet, evet. Daha da kötüsü, beni çok üzen bir şey daha var. Bizde KOBİ'lerin ve orta ölçekli şirketlerin bağımsız danışmanlığa ucuz erişilebilir ve anlaşılabilir bağımsız danışmanlığa çok ihtiyacı var. Kendi pazarlamamı yapmıyorum ama... Yo biliyorum yani Türkiye'de, siz toplum gelişmesi açısından konuşuyorsunuz şu anda. 170 milyar dolardan fazla yabancı para birimi cinsinden borç var. Doların, euronun yenin nereye gittiğini bilmeden nasıl ihracatınıza, ithalatınıza fiyat biçeceksiniz? Ekonominin ne kadar büyüdüğünü bilmeden nasıl pazar planlaması yapacaksınız? Buna benzer binlerce soru var. Yani bu soruları patronlar kendi işlerinde çözemez. Çok ucuz fiyata danışmanlık alabileceğiniz şirketlerin olması, böyle bir pazarın oluşması, kendi içinde ekonomist barındıramayan şirketlerin bu danışmanlık şirketlerinden yararlanması lazım. Bugün ben size piyasayı söyleyeyim. Bir bankada çalışan ekonomistin yıllık net ücreti 200 bin liranın altında değildir. Bundan çok daha düşük bir ücrete danışmanlık onda birine hizmeti alabilirler bu şirketler. Tabii çünkü danışmanlık şirketleri sürümden kazanıyor. Tabii. Türkiye'de böyle yani ben kendi adıma değil Türkiye'de başkaları da var. Haluk Bürümcekçi mesela çok değerli bir ekonomist. Hı hı. O da siz veriyorsunuz bu hizmeti. Böyle hizmetleri verenler inşallah çoğalacak ve dediğim gibi küçük fakat yurt dışı ile iş yapan kendi içinde bulunduğu pazarın, bankacılığın, ekonominin nereye gittiğini bilmek zorunda olanların tabii, erişebileceği bir danışmanlık hizmetleri pazarının oluşmasını dilerim herkesin evet, sağlığı açısından. Bence de. Hem pazarın oluşması çok iyi olacak, finansal okuryazarlık artacak, çok fazla hata yapma seviyesi düşecek. Şirketler çok daha iyi gelişebilecek diye düşünüyorum ben de. Atilla Bey, aslında ben bir şeye daha değinip ondan sonra bu soruları geçmek istiyorum. Yayınımız Finans Dünyası. Aslında her fikri açık. Yani işte sağ diyorsunuz, sol diyorsunuz, artık orta diyorsunuz, işte laik diyorsunuz, ne diyorsunuz? Türkiye bunların hepsini içeriyor. Ben inanıyorum ki Türkiye'de her kesimden, işte sağ kesimden, sol kesimden de her görüşten insanı konuk etmek isterim aslında. Sizin bir sorun yaşadığınız oluyor mu bazen yorum verirken medyada veya ben böyle şeyler duydum da
Çünkü Twitter'da falan, yani bazen sorun yaşadığınız oluyor mu? Yani rahatlıkla yorum verebiliyor musunuz ekonomiyle ilgili? Yani ben Atatürkçüyüm ve özelde AKP'ye, genelde de bütün hükümetlere muhalif bir insanım. Genelde muhalifsiniz. Evet, genelde ya muhalifim. Kaç senesinden beri muhalifsiniz ben mesela? Ben doğduğumdan beri muhalifim. Herhalde Ödipus kompleksi yaşıyorum. Genelde hükümran, ataerkil tiplerden hoşlanmıyorum diyebilirsiniz. Tamam, yani daha önceki hükümetleri de bir şekilde eleştiriyordunuz. Tabii hepsini eleştiririm canım. Kusura bakmayın, yani basının ve de ekonomistlerin görevi bu. Yani Türkiye mükemmel bir ülke değil ki her şeyi. Ama çağrılmıyorsanız herhalde çok kırıcı olur değil mi? Yani beni çok rahatsız etmiyor. Çağrılmamanın ötesinde açık açık AKP'ye yakın olmadığım için benle iş yapmayı reddeden birçok kurum oldu. Yakın olmanız gerekiyor. Tabii. Onlar bağımsız fikir almak değil, AKP'ye kontak. Ortada da benim herhangi bir fikrim yok diyebilirsiniz ya da insanlar eleştirebilir. Ya 2002 yılından beri hep mi eleştirdiniz? Yok, hayır canım, AKP mesela 2010 yılına kadar. Mesela 2002 ile 2006 yılında arasında çok iyiydi AKP. 2010 yılına kadar AKP gerek demokrasi alanında gerek ekonomi alanında son derece yararlı icraatları oldu. Bugün de yaptıkları güzel şeyleri övebilirim. Orada bir şeyim yok. Ama dediğim gibi, yani şimdi bakın, yani bu bir arz talep meselesi. Bugün zaten Türkiye'de çıkan, hatta Londra'da çıkan araştırmaların %90'ı Türkiye'yi övmek üzerine şey yapılmış. O konuda zaten bir arz fazlası var. Yani birilerinde kral çıplak. Ya öyle tabii, yani isimlerini vermeyeyim ama yani çıkan araştırmaların çoğu maalesef Türkiye'nin eksiklerini görmeden Türkiye hakkında gereksiz övücü yorumlarda bulunan yatırımcıların gözünü boyamaya yönelik raporlar demek zorundayım. Peki bunu yatırımcılar anlıyor mu ya da kurumlar anlıyor mu? Vallahi bizimle çalışanlar anlıyorlar ki üstüne para ödeyerek bizden rapor alıyorlar. Yani çok ciddi bir boşluk var bu konuda. Bugün Türkiye'nin 2 milyar dolarlık bono ihracına aracılık yapan ve bu işten 20 milyon 50 milyon dolar para kazanan bir kurum Erdoğan'ın veyahut da Binali Yıldırım politikalarını açık açık eleştiremez ki, bir dahaki sefere o işi alamaz. Türkiye'ye sokmazlar adamı. Ben bunu bilmiyordum tabii. Ya bakın, yani çok var basit mı, şimdi yok mu, yani şey bilmiyorum, Türkiye'de tabii. Çok basit bir takas işlemi, yani bir bankanın takasında bulunan hisse senetleri başka bir bankanın takasına devrediliyor. Bu iki bankanın da bu işle hiçbir alakası yok. Müşterileri emretmiş. Ertesi gün Sabah gazetesinde iki bankanın da ne Musevi uşağı olduğu kalıyor, ne yüksek faiz lobisinin elemanı olduğu kalıyor. Her türlü hakaret ediliyor. Bu ortamda siz tabii Türkiye aleyhinde rapor yazarken çok dikkatli olacaksınız. Şimdi demek istediğim şu, zaten yani ortada aşırı şekilde satüre olmuş, doymuş bir övgü piyasası var. Ben bunun parçası olmak niyetinde değilim. Ben olmak zorunda da değilsiniz. Niyetinde de değilim, zorunda da değilim. Ama o yüzden rasyonel olmak söylüyorum. Gerekiyor, gerçekleri söylemek gerekiyor. Dolayısıyla da yani ben hiçbir zaman muteber kanalların tartışma veyahut da böyle sohbet programlarını da göremeyeceksiniz. Bu da çok büyük bir kayıp. Ama olmak değil. İstemez miydiniz? İstemezdim, pek de umurumda değil. Çünkü artık gazetelerin ve bu kanalların ömrü bitti. Bugün sosyal medya var. Sosyal medyada ben bir şey söylemek istediğim zaman zaten kendimi duyuracak kadar takipçiye ve mecraya sahibim. İstediğim mesajı veriyorum ve duymak isteyenler de duyuyor. Anladım. Tamam, o zaman birazcık Türkiye politikalarından, ekonomi politikalarından bahsedelim. Çünkü ben almak istediğim cevabı aldım. Anladım ki siz daha öncesinde de mesela 1980'lerden beri ekonomi politikalarını eleştiren bir yani duayen, uzman. Google'da açıp okuyabilirler. Bütün yazılarım orada kayıtlı. Daha önce. Peki bu şeyi merak ediyorum. 2001 yani hem yılında, radikalden hem referanstan kovulduğum için. Hani. Oralardan neden kovuldunuz? Yani o işi açıp okuyanlar bulabilirler sebeplerini. O hep muhalif oldum. O yüzden, hep muhalif olduğunuz için. Yani, ben yolumda gidiyorum. Başkaları yön değiştirmiş olabilirler. Üzücü. Ama ben dediğim gibi yani görüşte programımıza ben bütün yani görüşlerden insanların gelmesini isterim. Ve zaten öyle olması güzel olur diye düşünüyorum. Türkiye böyle olmalı. Ancak 2001 yılında kriz olduktan sonra 2001 yılında alınan önlemlerin hiç eleştirisini yaptınız mı yoksa katıldınız mı? O dönemden bu döneme geleceğim çünkü. 2001 yılındaki krize alınan önlemler.
Biliyorsunuz IMF'le bir program yapıldı. Çok büyük bir kriz yaşandı. Bu sorudan sonra çünkü bir kriz bekliyor musunuz? Ona geleceğim için bunu size soruyorum. Yani çok daha iyisi yapılabilirdi. Ama Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde. O zamanlarda sorun şuydu. Bizi 2001 krizine götüren nedenler ancak 2003-2004 gibi çözebildik. Mesela kamu bankalarının nasıl alçakça yağmalandığını ancak sonraki yıllarda öğrenebildik. Bakın ben Ege Bank'taydım. Evet. Ege Bank'ta patronumun geceleri bavulla ve küfelerle para çaldığını televizyon kayıtlarından öğrendim. Ve bu konuda da BDDK zaten beni soruşturmaya dahi gerek görmedi. Ben mağdurum çünkü her şeyimi kaybettim. Yani 2 yıllık oradaki birikmiş primimi, ikramiyemi kaybettim. O kriz zamanında. Evet, bilmiyorduk neler olup bittiğini. Her şey karanlıkta dönüyordu. Ve ondan sonra yapılanların çoğunu da tasvip ettim. Şimdi bakın, IMF size bir reçete vermez. Bunu Türkiye yanlış anlıyor ve Türkiye'ye yanlış anlatılıyor. IMF, Uluslararası Para Fonu. Evet. Uluslararası Para Fonu size bir hedef ve bu hedefe ulaşmak için seçenekler verir. Siz hükümet olarak seçersiniz. Bu seçenekler de şöyledir. Kazığı kim yiyecek? Memurlar mı yiyecek? İşçiler mi yiyecek? Rantiyeler mi yiyecek? Köylüler mi? Yani birisi kazığı yiyecek çünkü ortada IMF'yi çağırdığınıza göre ortada bir zarar var. Birilerinin o zararı ödemesi lazım. Birilerinin o zararı ödemesi gerekiyor. Evet, sonuçta fatura hep IMF'ye çıkar. IMF günün ruhunu temsil eder. IMF şu anda 2001 yıllarında söylediklerinin hepsini inkar ediyor. Daha doğrusu hata yaptığını kabul ediyor. Türkiye konusunda. Yok yok, genelde işte genelde. Neoliberalizmi reddediyor. Zaten... Washington konsensüsü dediğimiz şeyi evet, reddediyor. Evet. Evet ama yani eminim ben de geriye dönsem yazdıklarımın çoğunu reddederim, inkar ederim. Ama bu ekonomi biliminin gelişmesini ve edindiğimiz tecrübelerle daha iyi ulaştığımızı reddediyor. Genelde 2001'de yapılanlar doğruydu ve AKP'nin en önemli başarılarından biri de derviş reformları olarak genel olarak adlandırdığımız yapıyı çok uzun süre muhafaza etmesiydi. Türkiye'de işlerin kötüye gitmesi de 2008 krizinden sonra derviş reformlarının para ve bütçe politikasının hızla deforme olması, 2010 yılından sonra da kurumsal yapının altının oyulmasıdır. Ondan sonra kurumsal yapının altı nasıl oyuldu? Bir kere her şeyden önce Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla oynandı. Ondan bugün bahsediyorsunuz. Yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diye bir şey yok. Yani evet efendim, sepet efendim. Açıkçası eğer siz faizleri, Merkez Bankası Başkanı faizleri arzu edildiği hızla indirmediği zaman vatan haini diye yaftalanacaksa kimse... Peki bu Türkiye'yi bir krize götürebilir mi? Götürür tabii. Bakın Türkiye... İçinde bulunduğu durumu iyi değerlendiremediği için kendini aslan zannediyor, kükrüyor. Efendim, İspanyollar Mayaların altın ve gümüşlerini yağmalayıp Avrupa'yı enflasyona boğdukları 1600'lü yıllardan beri dünyada para bu kadar bol ve ucuz olmadı. Doğru. Evet. O dönemdeydi. Şimdi bizse Osmanlı İmparatorluğu Kırım Savaşı'nda ilk kez dış borçlanma yaptığından beri AKP dönemine kadar hep paraya muhtaç bir ülke olarak yaşadık. AKP döneminde ise dışarıdaki yabancılar bize para satmak için yalvardı. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün finansal koşulları değişti. Değişti. AKP bu finansal bolluğu kendi başarısı zannediyor. Tamam. Ve rahat rahat borçlanarak istediğini yapıyor. Yani bu finansal boşluk bittiği anda... Bitmesine de gerek yok. Artık biz tükendik. Bizim daha fazla borç alacak halimiz kalmadı. Bakın bankalar ondan şikayet ediyorlar. Bu iş artık dışarıdan borç alarak yürümez. Mevduat büyümüyor. Mevduat büyümüyor. Öz sermaye karlılığı büyümüyor. Evet. Kar edemiyor bankalar. Firmalar dışarıdan daha fazla borç alamıyorlar. Çünkü o borcu ödeyecek nakit akımları kalmadı. Bakın tüketici kredileri büyümüyor. Çünkü tüketicinin artık aldığı krediyi ödeyecek gücü kalmadı. Güya faizler indiriliyor. Krediler işte birazcık kadar, canlanma olsun diye, ama bunda bir gelişme yok. İstediğiniz kadar faizleri indirin. Daha fazla kredi büyümez bu ülkede artık. Bankaların verecek gücü, insanların da borç alacak gücü kalmadı. Dolayısıyla artık oyunun bittiği yere geldik. Tabii bu
paranın bol olduğu bir senaryoda. Bir de Fed faiz arttırmaya başlarsa işler daha da zora gidecek. Bir kriz falan tahmin etmiyorum. Etmiyorsunuz. Yok ama kanayacağız, kan öyle kaybedeceğiz. Öyle bir tasavvuf, bir kan kaybı olacak. Aneni yaşayacağız. Bir de şeyden bahsettiniz en son, Suriye şokuna piyasalar hazırlıklı olsun gibi bir, buna değinmek ister misiniz? Tabii. Şimdi Türkiye'de faizleri ve kurun seviyesini bir ölçüde politik riskler belirliyor. Bugün mesela Morgan Stanley'nin çok enteresan bir raporu piyasalarda yayıldı. Morgan Stanley Londra'da işte bono tahvil ve döviz işi yapan büyük müşterileri gezmiş. Demiş ki ya Türkiye'de yer yerinden oynuyor, hükümet değişti, başkanlık sistemi, niye telaşlı değilsiniz? Cevap da şu, ya Erdoğan başkan olursa ne olur ki, zaten başkan, yani fiilen başkan, değişen bir şey yok. Yani dışarıda politika çok iyi anlaşılmıyor. Mesela Suriye konusu hiç işlenmiyor. Halbuki, ya dışarıda politikayı çok iyi anlamak zorunda değiller. Bizi ilgilendiriyor bence o. Evet ama işte o yüzden de Suriye gibi konular bir şok. Mesela şok. Şeyi anlamıyorlar. Şu anda bizim Suriye sınırımızda iki senaryo var. Ya IŞİD o sınırı ele geçirecek ve oradan Türkiye'ye terör ihraç edecek. Ya YPG, yani PKK'nın Suriye adı, o sınırı ele geçirecek ve Türkiye'ye terör ihraç edecek. Bunları engellemenin tek bir yolu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye girmesi. Ya girersiniz, sınırınızı korursunuz, ya da Rusya'dan korkup içeride kalırsınız ve bu terör saldırıları devam eder. Nisan itibariyle turist girişleri %28, benim tahminime göre turist gelirleri 30-35 azalmış. Evet. Yazın 1 milyon insan işsiz kalır. Evet, zaten yani bu sizin turizmden dolayı çok ciddi kan kaybı biraz turizmden dolayı da olacak. Turizm çok ciddi ve olacak. Ciddi bir kayıp var. Tabii. Yani ama bakın, bu Suriye konusu bir hep pişirip önümüze geliyor seneler. Efendim? Suriye konusu sürekli pişirip önümüze getiriliyor ve herhangi bir şok, ani bir şok yani. Nasıl diyeyim size, kırılganlık yaratacak kadar çok büyük bir şok uzun süredir yok. Yani bilmiyorum, son 12 ayda 10 tane büyük terör saldırısı olmuş, bine yakın vatandaşımız canını kaybetmiş. Çok büyük acı, Allah rahmet eylesin. Ama şöyle de bir şey var, piyasaları nedense çok fazla böyle bir şoka yaratan, mesela bakıyorsunuz rakamlara, bugün yine baktım. İşte bakın Atilla size, Bey, 2.93'e kadar gerilemiş. Çok farklı tabii, dinamik olarak çok farklı. İşin manevi tarafı yani orada üzüyor. Şey boyutu var, bir Ramazan öncesi yerliler, zaruretler için ve tabii tatil öncesi çocuk çocuğa hediye alınacak döviz satılıyor bir miktar. Ha, bu 2.93 ondan mı oldu acaba? O nedenlerinden birisi, çok ciddi yanlış anlamalar var. Dediğim gibi yani şimdi Türkiye'de marjinal fiyatı belirleyen yabancı yatırımcı. Yabancı yatırımcı da çok kötü danışmanlık alıyor. Bunu size samimi olarak söylüyorum. O yüzden yabancı yatırımcı kötü danışmanlık alıyor. Evet, mesela yabancı yatırımcı Merkez Bankası'nın uzmanlar toplantısından çıkıyor. Diyor ki diyor, Merkez Bankası artık daha fazla faiz indirmez ya da bundan sonra faiz indirirken küresel koşulları göz önüne alır. Ben de diyorum ki siz hayal görüyorsunuz. Merkez Bankası kendi başına karar alacak bir kurum değildir artık. Bu kapasitesini tamamen yitirmiştir. Külliyeden ne emir alırsa onu yapacaktır. Ha, ben bu soruyu soracaktım. Aslında evet. İkinci yarıda soracaktım. İyi ki girdiniz. Şimdi sorayım madem. Merkez Bankası bundan sonra ne karar alacak diye bekliyorsunuz Merkez siz? Merkez Bankası, şimdi bakın, Durmuş Yılmaz'ın başa gelmesinden itibaren Merkez Bankası'nın faiz indirdiği bütün dönemleri gözünüzün önünde canlandırın ya da eğer izleyicilerimiz önünde bir ekran varsa baksınlar. Hepsinin sonunda Türk lirasında kriz çıkmış ve hepsinin sonunda da şok faiz arttırımı gelmiş. Faizler böyle inmiş, pat yukarı çıkmış. Yani böyle bir şok olabilir aslında. Yine öyle olacak. Yine öyle olacak. 3.30 yabancı demiştiniz senin buna sonu için. Evet, dolar TL için 3.30 dedim. Şimdi yabancı yatırımcı buna inanmıyor. Verilen vaatlerle inanıyor. Halbuki Merkez Bankası'nın bu böyle vaatleri verecek bir kapasitesi yok. Çünkü bağımsız bir kurum değil. Bunu anlatamıyorsunuz adamlara. Erken seçime inanmıyorlar. Turizm gelirleri konusunda çok yanlış beklentiler var. Bakın, turizmde %30 kayıp, brüt 10 milyar dolar civarında Türkiye'nin gelir kaybı demektir. Bu şu anda cari işlemlerden dolayı kaynaklanan büyük bir şok olabilir. Çok büyük bir şok dolar, olur TL üzerinde. Çok ciddi bir şey olur. Suriye
konusunu bitirmedik. Orada devam edeyim. Niye bir şok olabilir bu? Şimdi bakın, bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye girerse nasıl çıkacağına dair hiçbir planı yok Türkiye'nin. Yani orada IŞİD'le çatıştınız, İstanbul'un ortasında Allah göstermesin bombalar patlayacak. Aman öyle bir şok olmasın, umarız olmaz. Beni de uyarıyorlar buradan, yani ciddi anlamda dolar TL kurunu etkiler. İkinci yarıya hazırlanacağız. İkinci yarıda ben bu karamsar konuya hiç girmek istemiyorum. Daha çok Amerika Merkez Bankası'nın, isterseniz hocam yani gireriz bu konulara ama. Yok hayır, estağfurullah ben yani. Ama bir şok etkisi olarak, bir şok riski olarak verelim yine de. Kimseyi korkutmak diye bir niyetim yok, fakat bakın yani. Maalesef işte gerçekler acı olduğu için insanlar kulaklarını kapamak ihtiyacını duyuyorlar. Bir terör saldırısı tesadüf, iki terör saldırısı tesadüf. 12 ayda 10 tane büyük terör saldırısı artık tesadüf değil. Artık yanlış politikalar olduğunu kabul edip bunların ne olduğunu teşhis ve tedavi etmek dönemindeyiz. O çok doğru, çok haksız o konuda. İkinci yarıya o zaman hazırlanacağız, bunları konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın ne karar alacak onu konuşacağız. Tekrar piyasaları konuşacağız. Dolar, TL kurunu, Euro'yu, petrolü ve altını konuşacağız. Bekliyoruz ikinci yarıya. Merhaba sayın seyirciler, Finans Dünyası'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz Finans Dünyası'nın ikinci bölümünde ben size birazcık piyasalardaki rakamlardan bahsediyorum. Dolar TL kuru ne oldu, Euro dolar paritesi ne oldu, petrol fiyatı ne oldu, altın fiyatı ne oldu? Buna dair grafikler üzerinden size fiyatları veriyorum. Şimdi rejideki arkadaşımdan rica edeceğim. Dolar TL fiyatlarındaki girişimi vereceğiz size. Bu hafta içerisinde dolar TL kurunda 2.96 üzerine kadar bir yükseliş oldu. Bunun sebebi yurt dışından gelen bazı veriler de aslında. Japonya ve Çin'den gelen veriler bir şekilde etkiledi. 2.96'ya kadar yükselen dolar TL kuru bugün 2.93 seviyesine kadar geriledi. Konuğumuz Atilla Yeşil'e de aslında bunda biraz daha yerli yatırımcıların, yani vatandaşların dolar üzerindeki işlemlerinin de bir şekilde etkisi olduğunu düşünüyor. Şu anda dolar TL kuru 2.94 seviyesinde. Euro dolar paritesine bakalım. Euro dolar paritesinde ise aslında çok fazla 2.11 seviyesinde bir rezistans var. Orada çok fazla bir değişmiyor. Uzun süredir beklediğimiz 2.10 seviyelerinin altına kadar inemiyor. En yüksek geçen hafta 1.12 seviyesini gördükten sonra tekrardan 1.11-1.113 seviyelerine kadar geriledi. Şu anda 1.118 seviyesinde euro dolar paritesi. Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısından sonra bu 1.118 seviyesi değişebilir. Onu yine konuğumuz Atilla Yeşilay'la ben konuşmak isteyeceğim. Bu 1.118 seviyesi ne olur? Euro dolar paritesi uzun vadede neyi görür? Bunu konuşmak isteyeceğim. Sterline bakalım isterseniz. İngiltere'deki durum önemli. İngiltere'de bu Haziran ayında bir referandum olacak. Sterlin dolar paritesine baktığımızda ise tekrar onu alabilirsek arkadaşlardan. Aslında sterlin dolar paritesinde bugün özellikle çok ciddi bir düşüş yaşandı. 1.439 seviyesine kadar geriledi. Dün 1.46-1.47 seviyelerini gördü sterlin dolar seviyesi. Petrolde çok enteresan bir volatilite var. Aynen altında olduğu gibi. Petrol fiyatlarında şöyle diyeyim ben size, 50 doların üzerini gördü aslında petrol fiyatları. İki defa gördü. Bir haftanın başında gördü. Bir de geçen haftanın sonlarında gördü. 50.5 dolar gördü. Tekrardan 49 dolar seviyelerine kadar geriledi. Altın fiyatı çok önemli. Altın fiyatı çok dalgalı. Bu aralar çok ciddi anlamda dalgalanıyor ve altın fiyatıyla ilgili çok fazla yorum var. Özellikle 1400 dolar seviyelerine kadar, ons başına 1400 dolar seviyelerine kadar çıkar şeklinde yorumlar geliyor. Bu yorumları ben daha değerlendirmek istiyorum ama aslında altın fiyatında şöyle bir gelişme oldu. Geçen hafta 1234 doları gördü ons başına, 1234 dolar. O zamandan beri ciddi bir düşüş oldu. Bunun sebebi aslında tabii dolardaki yükselişle, dolarla altın fiyatı ters korelidir. Dolardaki yükseliş görülünce bu Amerika Birleşik
devletlerinde Merkez Bankası'nın üyelerinden gelen yorumlarla, yani faiz artışının Haziran ayı içerisinde olabileceği beklentisiyle dolar yükselince altına bayağı bir gerileme oldu. 1210 seviyelerine kadar altın fiyatı geriledi. İşte 1210 dolar, 1212 dolar arasında kaldı. Bu hafta içi 1214 dolar seviyesini gördü. Hafif hafif, ama orada çok çok ciddi bir dalgalanma var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten tekrardan 1250 dolar seviyesini görür mü? 1260 dolar seviyesini görür mü? Buna dair aslında yorumlar var. Bunu da soracağım ben konuğumuza. Uzun vadede olmayabilir. Çünkü Fed ne karar alacak? Fed'den artık, yani bu Haziran ayının 15'inde bir faiz artış beklentisi artmaya başladı. Özellikle Başkan Yalın'dan sonra. Ben bunu konuğumuz Sayın Atilla Işıldağ'la konuşmak istiyorum. Atilla Bey, Haziran ayı çok sıcak bir ay diye konuşuluyor. Zaten biliyorsunuz yatırımcıların dilinde Mayıs ve Haziran çok konuşulur. Evet. Sat ve git derler, tatile çıkarlar. Her şeyi sattıktan sonra o doların fiyatı yükselir. Ondan sonra ciddi bir satış yer piyasalar. Bu sene de böyle olacak mı merak ediliyor aslında. Birazcık piyonlar değişti. Özellikle geçen hafta Janet Yellen, ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen konuştuktan sonra biraz sanki beklentiler Haziran'da bu Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz arttıracakmış gibi beklentiler artmaya başladı. O konudaki görüşlerinizi ben sizin almak istiyorum. Amerikan ekonomisinden gelen veriler gittikçe güçlenmeye başladı. Amerikan ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yine eski bir Merkez Bankası Başkanı'nın tarifiyle çamurlu tarlaya saplanmıştı. Yani ivme kazanamıyordu. Ama yine izleyicilerin beynini yıkamayayım. Her gelen veriyle kademe kademe hızlandığını görüyoruz. Sizin de programın başında ifade ettiğiniz gibi Cuma günü istihdam istatistikleri yayınlanacak. Cuma günü istihdam istatistikleri çok önemli, evet. Orada aylık istihdam kazancının 160 bin 170 bin arasında olması bekleniyor. Biraz daha zayıf olabilir. Başka veriler var. ISM, PMI gibi, onlara bakıyoruz. Zayıf olabilir diye bekliyorsunuz. Biraz daha zayıf olabilir. İkincisi de ücretler olacak. Ücretlerdeki artışın hızlanıp hızlanmadığına bakacak Fed. Ben şahsen yalnız bu nedenlerden değil, bir de İngiltere'de referandum Fed'in Haziran toplantısından sonra olacağı için Haziran'da faiz arttırımını erken buluyorum, ama Temmuz'a %80 ihtimal tanıyorum. Temmuz. Amerikan ekonomisi kıvamına geldi. Bence bu günlük verilere bakarken büyük manzarayı kaçırmayalım. Amerika'da bilançolar pırıl pırıl ve hane halkının tasarruf oranı %5,5 civarında. Amerikalıların geleneksel olarak tasarruf oranı %2,5 civarındadır. Yani harcamalarda patlama yapmak üzereyiz. Ve yavaş yavaş da enflasyonist baskılar birikiyor. Fed de bizim Merkez Bankası gibi aylık konjonktüre göre değil, 12 ay sonrasında olabileceklere göre karar alacağı için Temmuz'da bir faiz arttırımı gelecek. Bu da Avrupa Birliği, Japonya gibi gelişmekte olan ülkeleri üzmez, ama Türkiye'nin içinde bulunduğu, özür dilerim, gelişmiş ülkeleri üzmez, ama Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde hasar yaratır. Bizi bayağı zor durumda bırakacak. Özellikle bizi çok zor durumda bırakacak. Çünkü muhtemelen bir takım politik riskler, cari açığın genişlemesi ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle üst üste gelecek. Ve Türkiye yazı mükemmel bir fırtınanın ortasında geçirebilir. Türkiye yazı mükemmel bir fırtınanın ortasında geçirebilir bu yazı. Evet. O zaman çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Haziran'da yapmazsa bir sakinleşme olabilir. Haziran 15'inde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası bir faiz artırımına gitmezse bir sakinleşme olabilir. Ama Temmuz'da dediğiniz gibi yaparsa o bir gerçekten zor durumda bırakabilir. Yani bundan sonra dikkat etmek gerekiyor. Yani Haziran'da yapmazsa da Haziran'da herhalde oldukça sarih, yani net ifadelerle Temmuz'un kapısını açacak. Açabilir. Dolayısıyla ben bundan sonra dolar ve Amerikan faizlerinde yükseliş bekliyorum. Gelişmekte olan ülkelerden de para çıkacak. Muhtemelen biz de bu dalgadan payımızı alacağız. Türkiye biliyorsunuz Fed'e karşı, hamlelerine karşı çok kırılgan. Sebebi de şu:
Türkiye her sene milli gelirin %28'i kadar bir dış borcu, daha doğrusu yabancı para cinsinden borcu çevirmek zorunda. Yani evet, o kadar parayı yeniden borçlanmak evet zorundayız. Dolayısıyla Amerikan ve bunun %65'i de dolar cinsinden. Dolayısıyla Amerikan faizleri arttığı zaman bizim borçlanma maliyetlerimiz maliyetimiz artar, evet. Şimdi bir de şöyle bir şey daha var. Fed'in ikinci kez faiz arttırması bundan sonra da faiz arttıracağının bir işaretidir ya da kanıtıdır. Dolayısıyla piyasalar Eylül'de üçüncü bir faiz arttırımını ve arkasından gelecekleri de fiyatlamaya başlarlarsa kredi maliyetleri bayağı artmaya başlar. Zaten Fitch bugün bir rapor yayınladı. Türk bankaları artık eskisi kadar borçlanmıyor. Dış borçlanma çok cazip değil. Şimdi içeride de mevduat büyümüyor. Bankalar kredi vermeyecek. İşte şirketler yatırım yapmayacak. Sıcak para da ülkeden kaçıyor. Dolayısıyla yaz aylarında ekonomide bir yavaşlama göreceğiz. Sıcak paranın kaçması ve bankaların daha az borçlanması Türk lirasının değer kaybına yol açacak. Bir de bunların üzerine AKP'nin başkanlık konusundaki şeylerin niyetleri netleşmedi ama referanduma mı gidecekler, Yıldırım'la mı idare edecek Sayın Erdoğan yoksa olmadı deyip erken seçim mi deneyecekler ama bunlar erken seçim şok yaratır piyasalarda. Bir de daha önemlisi dediğim gibi Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek. Her faiz indirdiğinizde Türk lirasının cazibesini azaltıyorsunuz. Daha da indirir mi bu seviyeden? Tabii yok canım. Belki bugün Nihat Zeybekçi'yi duymadınız mı? Artık Merkez Bankası ile aynı sayfadayız, aynı dalga boyundayız diyor. Yani kim buna karşı direnebilir ki? Çok açık konuşayım yani. Beni Merkez Bankası Başkanı yapsalar umarım kimse öyle bir aptallık yapmaz ama ben de o baskıya direnemem. Yani bugün kimse direnemiyor. Merkez Bankası da paşa paşa 50 bas puan tıkır tıkır gidecek. Eğer yapmazsa Sayın Erdoğan çok ağır hakaretlerle Çetin Kaya'yı sindirecek. O piyasada daha büyük bir krize sebebiyet verecek. Dolayısıyla işte mükemmel fırtına dediğim bu. Fed şokları, Merkez Bankası'nın Türk lirasının koruma kalkanını azaltması, cari açığın yeniden genişlemeye başlaması ve siyasi çalkantı yelkenlere dört ayrı yönden rüzgarın vurması demek. Çok büyük risklerden bahsettiniz. Bu 3.30 seviyelerine doğru gerçekten yükseltebilir. Ancak bunu biraz yumuşatabilirim ben mesela. Şunu diyebilirim. Hani şu olasılık da olabilir mesela en iyi şekilde. Seçimler olacak diye. Temmuz'da arttırmazlarsa mesela. Ben yine böyle hani polyanacılık oynamaya çalışıyorum. İyimser senaryo çizme. Diyelim seçimler var diye. Bir seçimler var diye bekleyebilirler mi? Bir de hani Merkez Bankası acaba hani yine onu yumuşatmaya çalışıyorum. Sadeleşmeye mi gidiyor? Biliyorsunuz 3 tane faiz oranından bahsediyoruz. Bir politika faiz oranı var, bir üst bant var, bir alt bant var. Üst bandı bayağı bir indiriyor. Yani şu anda politika faiziyle oynamıyor. Üst bandı indiriyor. Acaba tek faiz oranından mı bundan sonra gider diye. Yani biraz daha işin böyle olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum ki sizin dediğinizin olasılığı daha yüksek. Onun da farkındayım. Şimdi Fed'in Temmuz'da faiz arttırmaması Amerikan ekonomisinin yeniden yavaşladığı olarak algılanır. Öyle mi algılanır? Çok doğru. Evet, belki de öyle. Doğru. Bugün Çin'den gelen verileri gördük. Çin doğru. Çin ekonomisi yeniden zayıflıyor. Bu sefer de dünya ekonomisi yavaşlıyor diye gelişmekte olan ülkelerden para kaçtığını göreceğiz. Çünkü şöyle bir durum var. Yalnız Türkiye değil, Çin, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde firmalar çok borçlu. Doğru. Ve dünyanın büyüyememesi, şirketlerin nakit üretememesi demek. Bakın, TİSK'in bir araştırması var. Sanayi sektöründe karlılık cironun %5'ine düşmüş. Siz hangi gelirle faizleri ödeyeceksiniz? Yani Çin'de IMF'ye göre şirketlerin 7'de 1'i artık faiz giderlerini karşılayacak kadar gelir üretemiyorlar. Yani o yüzden Amerika'da faizlerin artmaması bir büyüme kötüye gidiyor diye satışlar neden olabilir. O zaman Çin de sıkıştıracak. Yani aslında bu 3.30 görülüyor değil mi? Bakın şöyle bir şey var. Şimdi şu
Bu Türkiye için de geçerli, gelişmekte olan ülkeler için de geçerli. Bizim acilen siyasi ve ekonomik reformlar yapmamız lazım. Ve Türkiye'de 2012 yılında %7'lere çıkan büyümeyi restore etmemiz lazım. Bizi bu kurtarır. Çin'i de bu kurtarır, Brezilya'yı da bu kurtarır, Rusya'yı da bu kurtarır. Bizim artık, yani artık Fed'den, Avrupa Merkez Bankası'ndan, negatif faiz politikalarından umut bekleyecek dönemlerimiz geçti. Yatırımcı artık biraz bizden bir hareket bekliyor. Bu Fed'in itmesiyle bize gelen paranın dönemi geçti. Çünkü bu çocuğun gırtlağından aşağı mama itmeye benziyor. Çocuk yemiyor artık. Biraz çocuğun kendinin bir şeyler yapması lazım. O zaman riske hazırlıklı şimdi olalım birazcık. Şimdi 3.30'da da şöyle anlatayım. Yani bunun yarısı... 3.30'dan bahsediyor bu arada. Sene sonunda ben dolar TL'nin 3.30'cı tabii şimdi yani bu nokta atışı yapmak her nokta zaman nokta atışı yani, olmayabilir yani, tabii ki ama bir risk görüyorsunuz. Ciddi bir değer kaybı. Evet evet. Yani burada bir yarısı doların değer kazanmasından yarısı da Türk lirasının değer kaybından gelecek. Dediğim gibi cari açığın genişlemeye başlamasıyla Türk lirası değer kaybedecek. Fed'in faiz arttırımından dolayı da dolar bütün para birimlerine karşı değer kazanacak. Dolayısıyla 3.30 zaten yani ben insaflıyım. Hani Goldman Sachs'ın İnsaflı, 3.60 diyenler var yani. Goldman Sachs 3.60 mı? En son baktığımda 3.60. Belki onlar da değiştirmişlerdi. Ama yatırım bankalarının biraz daha yatırım bankaları biliyorsunuz sürekli revize ediyor. Şeyde. Tabii. Ben tabii. Yani naçizane bağımsız ekonomik danışmanlık şirketindeki uzmanlara daha fazla temayül ediyorum. Daha az değiştiriyorlar çünkü. Daha az revize ya ediyorlar. Ben sene başından beri hiç revize etmedim. Sonra da neden yanıldıklarını falan söylüyorlar. Bu şekilde evet. Oluyor. Ona memnun şimdi oldum. Şimdi şeye gelince, Merkez Bankası'na gelince orada da beni en çok rahatsız eden şeylerden biri maalesef meslektaşlarım bunu çıkıp açıkça söyleyemiyorlar. Merkez Bankası sadeleştirme yapmıyor. Resmen parasal gevşeme yapıyor. Bakın bir Merkez Bankası kendi araştırmalarında overnight yani gecelik borç verme faizinin bankaların kredi fiyatlamasında çok önemli olduğunu tespit etti. Ve bunu öğrenerek yayınladı. Dolayısıyla gecelik borç verme faizini kesmesi parasal gevşemedir. Hadi bunu unuttuk. Bu doğru yarını, bu gecelikten bu bahsediyoruz. Bir haftalık İkincisi, olan evet. Politika faizi gecelik faiz oranını indiriyor. Doğru. Evet. Dolayısıyla onu indirmesi parasal gevşemedir. Ama hadi bunu yuttuk. Bu yalanı yuttuk. İkincisi bunun yanında piyasaya para verdiği ortalama efektif fonlama faizini de 65 puan indirdi. Bu da parasal gevşemedir. Dolayısıyla orada Çetinkaya'nın veyahut da herhangi birinin yüzü kızarmadan çıkıp 100 kişiye ben parasal gevşeme yapmıyorum diye yalan söylemesi beni çok rahatsız ediyor. Ve bunun yalan olduğunda herkes biliyor ve onlar da yüzleri kızarmadan bu yalanı kabul edip ayağa kalkarak sen yalan söylüyorsun diye bağırmıyorlar. Bu yüzden ben Merkez Bankası toplantılarına gitmiyorum. Bu biraz üzücü. Çünkü geçen hafta TÜSİAD'ın toplantısı vardı. Bu konu ele alındı ve çok güzel bir şekilde, çok böyle bilimsel olarak konuşuldu. Sayın Cevdet Akçay vardı. Yurt dışından çok ünlü bir ekonomist geldi. Maliyet kanalıyla enflasyonu artışından bahsederken hani biliyorsunuz enflasyonla faiz arasındaki doğrusal ilişkiden bahsedilir. İşte deniliyor ki bazı devlet büyüklerimiz diyor ki faizle enflasyon arası faiz artırırsanız enflasyon artar, faiz düşürürseniz enflasyon düşer gibi bizim aslında bilmediğimiz bir şeyden bahsediyor. Şimdi buna bir profesör bir bununla ilgili bir sunum yaptı ve maliyet kanalıyla maliyet kanalından bahsetti. Enflasyonu maliyet kanalının yöntemiyle indirme. Yani orada dedi bir doğrusal ilişki olabilir gibi bilimsel bir açıklamada bulundu ama tabii genel geçer bizim kabul ettiğimiz şey faiz inerse enflasyonun yükseleceği şeklinde. Bu cumada enflasyon oranı açıklanacak. Şimdi biliyorsunuz... Ya ona da bir cevap vereyim. Şimdi bu bakın yani yine Merkez Bankası'nın yaptığı ve Sayın Başçı'nın Erdoğan'a sunduğu araştırmalarda şirketlerin toplam maliyetler içinde finansman giderlerinin payı %4 ya da %7 hangi maliyet kanalından bahsediyoruz? Tamam zaten katılmayabiliriz. Evet, yani. Bunu söylemek zaten gerekiyor. Bir dakika şimdi bakın katılmayabiliriz diye bir şey yok. Yani empirik bir gerçek bu. Empirik bir gerçek. Yani buna sığınır. Şimdi bakın bu 80'lerde. Ben sığınmıyorum. Hani, sizi kastetmiyoruz zaten. Hadi diyelim yani farz ama edelim bakın, ki hadi diyelim. Diye farz çünkü edelim benim, dediğimiz hani bu şey gibi bir şey. 2 farz artı 2 4. Evet farz edelim dediğimiz şey Türkiye'de yeni ekonomik kuramın
üstüne inşa edildiği bina, bu bir yalan. Yalan, evet, yani katılıyorum neyse, ama tamam. Bu patlar mı acaba? Atilla Bey, ben bunun yalan olduğunu biliyorum. Evet, ama bu acaba patlar mı? Şimdi bak, yani siz de çok yüksek seviyeli enflasyon oranlarını görmüşsünüzdür Türkiye'de. Gördüm. %50'ler, %100'ler. Bunları yine oraya gideceğiz. Görüldü. Yani bu para politikası ve bu bütçe politikası yine oraya edilir. Gidilebilir diyorsunuz. Tabii, o kadar. Dünyada deflasyon bittiği anda, yani şu anda biz dünyadan deflasyon ithal ediyoruz ya da dezenflasyon ithal ediyoruz. Şu bir anda, şans var. Evet, ve buna rağmen gıda fiyatındaki oynaklığı çıkarttığınızda Türkiye'de enflasyon %8'e yerleşti. Yani bütün ekonomik aktörler kendi kafalarında geleceğe yönelik planlarını enflasyon %8'miş gibi yapıyor. Şimdi Türkiye'de. Türkiye'de tabii. Yani gelecekte dünyanın enflasyonu 4'e 5'e çıktığında bizim enflasyonumuz 12-13 olacak. Ve ondan sonra da tutamayacaksınız. Neden tutamayacaksınız? Çok basit bir nedenden. Bunu hangi yıl olarak söyleyebiliriz? Mesela 2017-2018. Yani 2-3 yıl içinde. Çünkü dünyada deflasyonun ne zaman biteceği belli olmaz. Ama mesela çok büyük riske yıl, sokuyoruz kendimizi. Yani gelecek yıl petrol, Brent gelecek senenin sonunda 60 dolara çıkar. Bir yerde bir kıtlık olur. Çekirgeler, buğdayları yer. Gıda fiyatı endeksi yükselmeye başlar. Bir manşet enflasyon yersiniz. Türk lirası 3.40-3.50 olur. Yani birden dışarıdan dolardan enflasyon geçişken ithal etmeye başlar. Ve Türkiye iki haneli enflasyona tanışır. Ondan sonra da bütün ücretler, vergiler enflasyona endeksli olduğu için fakirleşme başlar. Hayır, enflasyon fasit daire oluşturur. Kıramazsınız enflasyonun belini. Şimdi bu %5 uzun süredir hedefti. Bu hedefe ulaşılmaması için her şey yapılıyor. Yani bu bol para döneminden de faydalanamıyor. Riske girildiğinde de bir şekilde patlayacak diye görülüyor. Yayınımızın sonuna gelmeden önce aslında ben birkaç soru daha sormak istiyorum. Kısa kısa cevap vereyim. Şey olacak biliyorsunuz, İngiltere'de referandum olacak. Bir soru geldi. AB Avrupa Birliği'nden ayrılmasını bekliyor musunuz? Eğer ayrılırsa bir şekilde Euro-Dolar paritesinde de uzun vadeli beklentinizi ayrılmama ve ayrılma durumunda ama her koşulda Euro-Dolar paritesindeki beklentiniz nedir acaba? İngilizlerin son anda aklı salim sahip bir tercih yapıp ayrılmayacaklarını tabii düşünüyorum. Çünkü çok ağır bir maliyeti olacak ama çok yakın gidiyor oylama. Eğer böyle bir karar verirlerse ben gerek pound'un gerek euro'nun kaydı değer ölçüde değer kaybedeceği düşünüyorum. Değer kaybedeceğini düşünüyorsunuz. İngiltere'de resesyon, Avrupa Birliği'nde de belki şu andaki büyüme hızının yarısı kadar bir ivme kaybı olabilir. O zaman euro'da ciddi anlamda bir değer kaybı. Çünkü fark ederseniz bir katılık altın var. Altın. Çünkü alırım. Altın konusunda ya şimdi ama dolar yükselecek diyorsunuz Atilla Bey. Altın riskten dolayı altında bir yükselme olabilir. Şimdi belki bakalım. Oradaki korelasyon bozulur. Bu korelasyon analizleri bir noktaya kadar geçerlidir. Tabii, ama tabii. Bakın şunu da düşünmek lazım. JP Morgan yani neyse dünyadaki bono ve tahvilin %40'ının getirisi negatif biliyor musunuz? Aa. Evet. Bu çok kötü bir şey. Bunu o yüzden para kaybedeceğim ama altın alırım. Hikaye bu, dolar değil. Doğrudur. Doların artması yani bir bazı trade'ler, işlemler refleksif olarak yapılır. Yani dizinize vurulduğunda dizinizi kaldırırsınız. Dolayısıyla dolar düştüğünde çıktığında altın satılıyor. Güzel. Ucuz fiyattan biz almaya devam edelim. Altında 1400 dolar ons gayet makul bir senaryo sene hem sonunda. Hem de sene sonunda. Sene sonu. Ben para yöneten bir insan değilim. Bir haftalık bir yok, aylık yok ama konuşmam. Siz analiz yapıyorsunuz. Ben size ben tabii ki rakam yapıyorum. Soracağım. Tabii. Ben de temel analiz yapıyorum. Ben bunları ben soracağım tabii. Ben veriyorum ama yani sene sonu için gayet rahatım 1400'ü telaffuz etmekte. Altını alırım çünkü portföydeki diğer risklerimi azaltıyor. Petrolde bence 50 doların üstüne çıkmaz. Çünkü 60 dolara geldiğinde petrol Amerika'da 1 milyon varil kadar kapasite devreye giriyor. Bu da derhal petrol fiyatlarını aşağıya baskılıyor. 30 dolara falan da inmez açıkçası. Çünkü o zaman da yüksek maliyetli üreticiler, işte Norveç'i, İngiltere'nin Kuzey Denizi sahaları falan kapanmaya başlıyor. Buralarda bir dengeye oturduk. İşte 45-50 dolar arası kapatırız yılı. Bunlar çok değerli bilgilerdi. Gerçekten çok teşekkür ederim Atilla Yeşilada. Seyircilerimiz de umarım memnun kalmışlardır. Ben kendi adıma gerçekten teşekkür etmek istiyorum. İyi akşamlar diliyorum size. Haftaya çarşamba tekrar 21.30'da değerli bir konumuza sizinle yine beraber olacağız.
Sizleri ekran başına bekleyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.